Ahmet Hakan Hamas'ın ve İsrail'in yerin dibine batası tezleri Hamas, İsrail'deki sivil hedefleri vurmasını şu tür tezlerle meşrulaştırıyor. İsrail'de sivil yok. İsrail'dekilerin tüm işgalci, İsrail'de 18 yaşından büyük herkes asker, kadınlara ayrı düşünülemez, onlar da asker, 18 yaşından küçüklerse ileride asker olacak. Bunların alayı yerleşimci, dolayısıyla askeri hedef. Minnacık çocuğun da 80 yaşındaki kadının da öldürülmesini haklı çıkarmak için üretilmiş tezler bunlar. Peki Gazi'yi vahşice bombalayan İsrail'in kendini meşrulaştırma tezleri yok mu? Olmaz olur mu? Tabii ki var. İsrail sırtını ABD'ye dayadığı için karmaşık meşrulaştırma tezleri ileri sürmeye tenezzül etmiyor. Onun tezi, onun tezi çok basit, çok genelleyici, çok kaba saba. İsrail'in tezi şöyle bir tez. Bunların alayı terörist. Bunlar IŞİD. Bunlar insan değil. İsrail de işte bu teze sığınarak Gazze'yi vahşice bombalıyor. Sivil falan demeden önüne geleni katlediyor. Taş üstünde taş bırakmıyor. Çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç hiç bakmıyor. Koca bir toplumu ilaçsız, susuz, gıdasız bırakıyor. Gazze'yi haritadan silecek bir intikam planını uyguluyor. Gaddarlıkta, zalimlikte sınır tanımıyor. Bu tezler ateşi körükleyen tezlerdir. Bu tezler insanlıktan çıkaran tezlerdir. Bu tezler katliamları çocuk oyuncağına çeviren tezlerdir. Bu tezler kan döktüren tezlerdir. Ortadoğu'da yanan ateşin sönmesi için her şeyden önce bu tezlerin yerin dibine batması şart. Gazze gibiyim. Whatsapp'tan mesaj attım bir arkadaşıma nasılsın diye. Cevap kelimesi kelimesine şöyleydi. Belalar var başımda. Her taraftan ablukaya alındım. Bir çıkış noktam yok. Arayanım soranım pek kalmadı. Kısacası Gazze gibiyim. Arkadaşıma şiir mi seviyorsun, propaganda mı yapıyorsun, yoksa gündemin fazla mı etkisindesin diye yazdım. Cevap gelmedi. Önce Celal Hoca, sonra Fazıl Say. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail-Filistin konusunda izlediği politikayı öven övene. Meral Akşener övdü, biraz mahcupça. Celal Şengör övdü, gürül gürül. Fazıl Say övdü, tebrik etmeyi ihmal etmeden. Kemal Kılıçdaroğlu da över mi acaba? Mesela şöyle der mi? Başıma bir şey gelmeyecekse Erdoğan'ın politikasını beğeniyorum. Şunları okuyalım, sonra tweet atalım. Biz Osmanlı'ya neden isyan ettik? Bu kitap Şerif Hüseyin'in oğlu Kral Abdullah'ın anıları. Öyle yaptık ama bir sorun niye yaptık diye mazeret üreten bir yapısı var bu anıların. Ama yine de okumak lazım. İhanet suçlamasına maruz kalanların bakışını öğrenmek için. Modern Filistin tarihi. Ilan Pape'nin yazdığı bu kitap, Filistinlilerin topraklarını sattı mı sorusuna soğukkanlı bir cevap istila, işgal, sürgün, ayrımcılık, ırkçılık. Ne ararsan var bu tarihte. Yetkin bir kalemin yazdığı bu kitap sorunun kökenine inmesini başarıyor. Türklere Veda Yozgatlı Demşe'nin Profesör Taha Niyazi Karaca'nın akademik çalışması Araplar neden ve nasıl isyan etti alt başlığıyla yayınlanan bu kitap objektif bir yaklaşıma sahip. Bu alanda yazılmış en önemli uluslararası kitaplar ve belgeler taranmış. Okununca mesele anlaşılıyor. Fazlı görgüsüzlük masatoslar. Dilan Polat olayı şöyle ilerledi. Dışa vurumcu aşırı görgüsüzlük. Sosyal medyada etrafa para saçma. Gelin gibi süslenmiş özel uçak. Dikkat çekmek için uçan kuşla polemik. Ve Dilan Polat olayı şöyle bitiriyor. Mali suçları araştırma kurulu masak devrede. İlk tespitler. Şaibeli işlemler, naylon şirketler, sahte belgeler, şüpheli olaylar falan. Kıssadan ise... Gözü sokarsan görgüsüzlüğünü, masak gösterir sana gününü. Üç gün üst üste korku filmi izlenirse, her sokağa en sokağa muamelesi yapılır. Bodrum kata inilirken bilinen tüm dualar edilir. Çığlık maskesi rüyalara girer. Amerikan lise öğrenci hayatı içselleştirilir. Konvansiyonel telefon sesi ürkütür. Gruptan ayrılmamaya bakılır. Tepedeki evlerden uzak durulur. Issız benzinlikler tekinsiz yerler olarak kodlanır gece vakti denize girmekten tırsılır. 911'i aramak hep hatırda tutulur. <laughs>